İyi akşamlar. Dünya ve Biz'de bu akşam iki değerli konuğum var. Profesör Doktor Serhat Güvenç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve İbrahim Varlı, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her iki konuğumu da tanıyorsunuz. Daha önce de lütfedip konuğum olmuşlardı. Gündem yine yüklü. Haftalardır Kaşıkçı konusunu konuşuyoruz. Ucundan kenarından yine onu konuşacağız ama asıl herhalde dış politika gelişmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıl anma törenine iştiraki. O arada Le Figaro gazetesine de bir makale yazdı. Son dönemde bunlar sıklaştı aslında, ABD'nin de önde gelen gazetelerine Cumhurbaşkanı yazı yazıyor. Diğer taraftan Suriye'de yine gelişmeler malum, bir askeri harekatın, yeni bir askeri harekatın daha doğrusu eli kulağında mı? Bir yandan Minbiç'te ortak devreye başlarken öte yandan ABD birlikleri de Kobane'nin güneyinde YPG ile ortak devreye yaptılar. Bunun dışında İran yaptırımları var. Aslında iki bize biraz uzak düşen, belki sınırlarımızdan uzak olduğu için konu da var. Bu bir anlamda Arap Baharı'nın Suriye gibi devamı niteliğinde. Bunlardan biri ki dolaylı yoldan Suudi Arabistan üzerine, oradan Kaşıkçı cinayetine de bağlanabilir. Yemen'deki savaş hareketlendi. Hodeyda liman şehrine yoğun bir saldırı var. Herhalde bu defa birkaç kere daha denenmişti çünkü düşeceğe benziyor. Bunun bir başka boyutu da ABD'nin ve batılı güçlerin Kaşıkçı cinayetinden sonra biraz ağırdan al yönlü baskısını adeta pek kulak ardı eden bir tavırla Suudi Arabistan'ın orada da tabir yerindeyse gaza basması. Başka ufak tefek gelişmeler de var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın artık Şam'da büyükelçiliklerini yeniden açacakları yönünde emareler çoğaldı. Irak'ta bir yeni kabine kuruldu ama yarım kaldı kabinenin kurulması. Bütçe yasası konuşuluyor. Onun geleceği ne olacak belli değil. Bütün bu konuştuklarımızın daha önce sizlerle pek çok kere ele aldığımız Türkiye-ABD ittifak ilişkisini nasıl tanımlanması gerektiğinde yansımaları var. Putin tekrar geliyor Türkiye'ye. Cumartesi sanırım o var. Bu Türk akımı ile ilgili olarak geliyor ama pazartesi tabii ki gelecek. Pazartesi miydi? Pazartesi evet gelecek. Düzeltiyorum. Pazartesi İbrahim Varlı düzeltti. Başkaca da aslında örneğin son bu Hamas'ın roket atması, Gazze hareketi, aslında Hamas durduk yerde atmıyor tabii. Gazze'ye bir giriş çıkış oluyor. Ona cevaben roket, ona cevap tekrar ve bir kısa sürede bu defa ateşkes imzalanması üzerine buna tepki olarak Savunma Bakanı istifa etti Lieberman. Bir de programın başında konu dışı olarak programdan önce de sohbet ediyorduk. Özür dilerim, şunu da hatırlatalım. Yemen dedik, sınırlarımızdan uzak bazı gelişmeler var demişken Libya var bir de. Libya'yı biz hiç konuşmaz olduk. Bir ilk başlangıçta Kaddafi devrilirken kimileri Türkiye yanlış yaptı dedi, kimisi doğru yaptı, erken davrandı dedi. Ama bu arada Palermo'da İtalyanlar bir girişimde bulunup bir Libya ulusal konferansı toplamaya çalıştı. Benim takip edebildiğim kadarıyla dış basından İtalyan gazeteciler de biraz eleştirdi hükümeti. Çünkü Haftar gitmedi oraya, yarım kaldı. Sonradan geldi. Geldi ama ben bunlarla oturmam dedi. Libya'nın ne olacağı konusu da açık. O bakımdan aslında ben sizlerle bugün yeri gelince şunu da konuşmak istiyorum. Bu konuda da son dönemde bir iki makale çıktı. Yani bu Arap Baharı bitti mi bitmedi mi? Bunun devamı niteliğinde işte bu Yemen'de, Libya'da, Suriye'de ama yoğun ama düşük yoğunluklu çatışma devam ediyor. Ve bu üç ülke dağılmış vaziyette. Yemen 2 veya 2,5-3'e bölünmüş durumda. Libya'da 3-3,5 denebilir. Suriye malum. Bunu da konuşmakta bence fayda var. Türkiye'nin başlangıçta tutumu neydi, bu evrildi mi, evrilmedi mi? Dilerseniz yalnız Serhat Hoca'nın Bahriye konularına ilgisi malum. İlk başta kısaca
Onunla şunu da konuşalım. Bu Norveç'te siz Türkiye'nin oraya bir firkateyn göndererek katılmasına dikkat çekmiştiniz. Bu Trident Juncture, Trident Juncture yahut harekatı. Bunun üzerine burada konuşmuştuk bu programda. Türkiye bir yandan hani Suriye'de Rusya ile hareket ediyor ama Rusya'nın bir NATO ortağına Norveç burada adı konmadan amfibik bir saldırı düzenlenmesi senaryosu üzerine tarihin gördüğü en büyük veya son 25 yılın en büyük NATO tatbikatına da güçlü bir şekilde 3 F-16 değil mi hocam? Ve Firkateyn 35 mi karargah subayı? Valla 500 sayısı verenler de var. Onu tam ben bilmiyorum. Doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyeti. Personel, ha öyle mi? Evet. Yani şimdi Şunu diyecektim. Burada Norveç donanması veya bahriyesi Firkateyn batırdı. Yani kendi karasularında, kendi fiyordunda. Evet. Ve sizin de yakından takip ettiğinizi biliyorum. Defalarca uyarılıyor. Yani hani olacak şey değil gibi gözüküyor. Fiyordun içinde tanker var. Tanker söylüyor. Hani biz bunu basitleştirirsek izleyici hani ben tankerim diyor. Tamam her şey kontrol altında diyor Firkateyn kaptanı. Karadan uyarılıyor. Hani çarpışma rotasında gidiyorsunuz diye. Her şey yolunda. O iş bende, dümen bende diyor. Ve göz göre göre çarpışıp batıyor. Yetmiyor. Hani karaya oturdu, kurtardık derlerken onu da beceremiyorlar. Çelik halatlar kopup batıyor. Firkateyn. Ha, bunu sizle aslında konuşmuştuk. Başka senaryolar da olabilir bunun arkasında diye siz söylemiştiniz. Ben bunu sizden aldığım şeyle Arda Mevlütoğlu'na sordum sosyal medyada. Acaba dedim bir müdahale de olmuş olabilir mi bu Firkateyn'e? O da hayır. Bütün bu sistemlerin manueli de var. Hani çok uzak bir ihtimal gibi gözüküyor diye cevap verdi. Siz nasıl izah ediyorsunuz şu Firkateyn konusunu? Yani biz ilk konuştuk ya da ilk bu konuda haberleştiğimizde elimizde bu veriler yoktu. Yoktu. Yani dolayısıyla son dönemde bir Amerikan muhribi Asya'da, Pasifik'te yine bir çatma olayına karıştı. Evet. Rusların istihbarat toplama gemisi Liman Karadeniz'de yine bir ticari gemiyle çatıştı ve dolayısıyla battı. Şimdi bu askeri gemilerin bu benzer olaylara karışmış olması bende ilk intiba olarak şeyi uyandırıyor. Yani bir işte siber bir müdahale ya da geminin özellikle bu dijital sistemlere fazla bel bağlandığı bir dönemde bu tür müdahalelerin fark edilmeden yani radar ekranı size bambaşka bir tablo verebilir. Gerçekteki durum daha farklı olur düşüncesiyle. Hani Norveçlilerin başına bu gelmiş olabilir mi diye spekülasyondu. Yani spekülasyon olarak da çok zayıf kaldı. Daha sonra ortaya çıktı. Olayın sonucu nedir derseniz bana, ben söyleyeyim. Norveçliler bir çuval inciri berbat ettiler. Yani bu Zapad tatbikatına belki planlama aşamasında yanıt olarak düşünülmüyordu ama daha sonra öyle bir nitelik aldığını hep beraber gözlemlediğimiz bu Trident Juncture tatbikatı işte bir NATO'nun gövde gösterisiydi. Soğuk Savaş'tan sonra yapılan en büyük tatbikattı. Böyle cüssesini, sikletini ortaya koydu ve özellikle de stratejik iletişim bakımından Rusların baltalama çabalarına gayet iyi laf yetiştirildiği bir tatbikatın son artık kapandıktan sonra Norveç'in en modern yani, Firkateyn'lerinden bir tanesi beceriksizlik olduğu izlenimi uyandıran bir olay neticesi. Hani, insan olsa kalıbının adamı değilmiş NATO gibi bir sonuç çıkabilir. Şimdi yani Ruslar mesela aylarca uğraşsalar bu şeyi PR golünü atamazlardı. Dolayısıyla bu anlamda Norveç NATO'nun imajına pek de katkıda bulunmamış oldu. Evet, gayet diplomatik ifade ettiniz. İbrahim Varlı'ya da belki şunu hatırlatarak sorayım bu konuda konuşmak istiyorsa. Ruslar uçak gemilerini gönderirken o rotadan, işte manştan geçerken falan siyah dumanlar atmaya başlamıştı gemi. Bir ara kaldı, ilerleyemedi. Bu alay konusu oldu. Hani işte Rusların uçak gemisi bu kadar diye. O uçak gemisinin de başına gelmeyen kalmadı değil mi hocam? Bu arada kuru havuza zannederim alınırken de üstüne vinç devrildi. Vinç devrildi, havuz battı. Havuz battı. Evet. Siz bu konuda ekleyeceğiniz var mı bu tatbikat ve Firkateyn'in batmasıyla ilgili yoksa Paris'ten isterseniz devam edebiliriz. Yok aslında hocamızın uzmanlık alanı çok fazla ekleyeceğim bir şey yok ama bu hani öncesinde de
Rusya'nın Çin ve Moğolistan'la birlikte gerçekleştiği bir tatbikat vardı. Yani bu tatbikat ona cevaptı bu. Ona cevaptı. Onun öncesinde işte Baltıklarda farklı coğrafyalarda, Asya Pasifik'te farklı Karadeniz'de var. Sürekli yapılan yani birbirlerini taraflar yokluyorlar orada karşılıklı tatbikatları ve bunların sonu gelmeyecek gibi şu anda bir tatbikatlar üzerinden birbirine bir elense çekiyorlar. Tabii Norveç'teki o Fırkateyn hani kazanı diyelim şey vakası Rusya için ve Rusya hatta ittifakı için önemli bir şey oldu. Evet. Kullanabilecek bir PR oldu çünkü yani, bahsettiğimiz ülke Norveç hani denizci bir ülke. Fırkateyn, deniz ülkesi hani çok aslında çok sık rastlanmayacak bir durum ama olabiliyormuş. Demek ki. Demek ki. Evet. Bir de tabii bunu genişletirsek yani bu iki blok arasında sıcak bir savaş ihtimali bugün bize çok uzak gözüküyor soğuk savaştan bu yana. Soğuk savaşın sona ermesinden. Fakat kimi uzmanlara göre de biliyorsunuz aslında soğuk savaşa göre bugün bu Rusya-ABD arasında yahut ABD-Çin arasında sıcak bir çatışma. Özellikle denizlerde mesela Çin söz konusu olduğunda işte Güney Çin denizinde. Yahut Ruslarla bu şekilde olabileceğine de dikkat çekenler var. Belki bize bunu da gösteriyor. Yani bu tür hatalar başka türlü de olabilir. Bir çatışmanın da önünü açabilir. Abartılı mı olur böyle söylersek? Yani böyle bir risk olduğunu yadsıyamam ama şunu da teslim etmemiz lazım. Yüzyıllardır büyük devletler denizlerde bu tür karşılıklı boy gösterme ve güç gösterilerine girişiyorlar. Dolayısıyla hani angajman kuralları da bu tür rekabeti absorbe edecek şekilde tasarlanmış. Soğuk savaşta mesela 80'li yıllarda Karadeniz'de bir mahmuzlanma olayı vardır. Sovyet gemisi Amerikan gemilerini mahmuzlamaya çalışmıştır. Yine belki anımsarsınız Hainan'dı galiba bir Amerikan casus uçağıyla Çin savaş uçağı havada çarpıştı. Evet. Amerikan casus uçağı Hainan'a iniş yaptı falan. Yani bir savaşalım niyeti yoksa bilinçli bir şekilde böyle bir çaba güdülmüyorsa bu tür kazalarla büyük çatışmaya girme ihtimalimiz çok yüksek değil. Yani kriz yönetimi pratikleri ve yöntemleri artık yerleşik biliniyor. Ama hava biraz şeyi andırıyor. Geçen gün yine bir belgesel seyrederken onu fark ettim. Böyle 12 mevsimdir yağmur düşmemiş. Kuru bir hava. En ufak bir kıvılcımda gerçekten alev almaya müsait ve bir kere alınca da kontrolden çıkma eğilimine de girebilir. Yani hani denizlerde olmasa bile bu böyle kötü niyetli bir aktörün kolaylıkla zincirleme bir reaksiyonu tetikleyebileceği bir ortamda var. Bunu da teslim etmemiz lazım. Bu da bana Kaliforniya'yı hatırlattı. Malum orada da 100 yılın en ölümcül sonuçlara yol açan orman yangınları var. Kasım'ın ortasında nasıl olur diye Amerikalılar da şaşırıyor. Fakat şu ortaya çıkıyor ki sıcaklık 3 derece artmış. Hani o sizin dediğiniz gibi belki bu anlamda da hani bu ülkeler arasındaki sıcaklık da belki zaman içinde 3 derece atmış durumda. Biz pek bunun ayırdığında yani gösterge değiliz. Gösterge kırmızı sınırını geçti gibi gözüküyor. Peki o zaman İbrahim Vali ile şu Paris'e devam edelim. Paris'in iki tarafı var. Bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oraya gidip bunun diplomatik olarak kullanışı var. Bunun üzerine konuşabiliriz. Bir de tabii bu denli büyük bir olay. Yani herkes neyi konuştu orada? İşte Merkel'le Macron'un kol kola girmesi, el ele tutuşması, sarmaş dolaş olması. Yani birbiriyle savaşan devletlerin daha dün gibi hani devletler 100 sene öncesi bunun ötesine geçmesi. Bizim açımızdan ise bakıldığında Erdoğan'ın Le Figaro'ya yazdığı makale de onu anlatıyor bize. De Sykes-Picot'un tekrarlanmasına izin vermemekten. Yani şunu demek istiyorum özetle baştan makaleyi okumayayım. Türkiye açısından ve Erdoğan gözüyle bakıldığında ise bütün bu yaralar açık. Suriye'de, Irak'ta atılmış kazıklar öyle algılan devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu zaten kurbandı. Birinci Dünya Savaşı'nda bir oyuncusu değildi. Ona saldırılmıştı. Ve bu saldırıyı ama şu an bu nedenlerle kötü yönetim, güçsüzlük o zaman püskürtemedi. Bugün işte sanki onun defterini düreceğiz gibi. O hesabı kapatacağız ya da defter dürmek doğru tabir değil belki. Ne söylemek istersiniz bu Paris'le ilgili? Hem diplomatik boyutu hem bu. Bu
kısa hani bir iki dakika içerisinde hı hı. aslında koşulacak çok muazzam konular. Bir iki dakika hayır, değil. Süre sınırlama açısından değil. Her konu başlığı ayrı bir aslında tartışılması gerekiyor. Konuşulması gerekiyor. Öyle yapalım sırayla. Yani işte hocamız bahsetti. Aslında hani koşullar 20. yüzyılın ilk yarısındaki yani 1. Dünya Savaşı öncesi koşullarını pekala çağrıştırıyor. Hı. Tam da o savaşın, 1. Dünya Savaşı'nın küresel hı hı. ölçekteki ilk büyük savaşın yıl dönümüydü, 100. yıl dönümüydü. Hı hı. Ama hani tarihten anlaşıldı. Kadar tarihten bir ders çıkarılmış değil. Aynen işte nüfus mücadelesi, paylaşım mücadelesi, hegemonya mücadelesi, pazar kapma mücadelesi olağan şekilde daha hızlandırılmış bir şekilde devam ediyor. Hı hı. Bunun hani yine aktörler aşağı yukarı aynı aktörler, benzer aktörler. Yine ABD'si, İngiltere'si, Fransa'sı evet. var. Bunların bölgesel, küresel çapta kendi aralarında karşı cephelerle yaptıkları mücadeleler söz konusu. Esasında hani hava, iklim o dönemi çağrıştırıyor. Hı hı. Ama tabii dönem biraz koşullar farklı. Çok şu an için bir sıcak savaş tabii ki ben de öngörmüyorum ama her an... Türkiye'nin konumu ayrıksı mı? Yani diğer barışanların yanında barışamamış gibi duruyor mu sizce de? Veya kafasında bu defteri kapatamamış gibi duruyor mu? Katılır mısınız o yorumuma? Yani katılırım ama Türkiye şimdi işte Sykes-Picot'tan bahsediyor. İşte sınırlar evet. yeniden bir paylaşımdan Türkiye'nin hedef olmasına o zaman Osmanlı'ydı ama bugünkü oyun içerisinde Türkiye'nin hani kendi yaptıkları yani bu oyuna kendi dahil olmuşluğu var söz konusu. Yani Suriye'deki gelişmeler ortada. Yani Afrin'i, Fırat Kalkanı'nı, İdlib'i mi kastediyorsunuz? Yani bunun öncesinde hani onun öncesinde de Suriye müdahalesi söz konusu. Yani destek Suriye'yi, vermek. Tabii, destek, evet. her İç savaşın ortağı tabii yani. Tabii ki evet. Yani Arap Baharı'ndan bu yana işte Mart veya Nisan, Şubat 2011'den bu yana Türkiye bizzat Suriye'deki bugünkü yaşanan kaosun bir numaralı müessiplerinden bir tanesi. Onun evet. otomatik yanıtı biliyorsunuz şu oluyor. Atıl mı kalsaydık? Komşumuza binlerce kilometre öteden gelenler var. Biz o eski Türkiye yok. Bizim de elimiz bunun içinde. Mesele şu. Bir tanesi işte kilometrelerce öteden, okyanus ötesinden hı-hı. geliyor. Diğeri yani Amerika kastediliyor. Evet, Amerika uzak coğrafyadan geliyor. Hı-hı. Çok fazla savaş yarım yüzyılda sürse çok fazla etkileyebilecek bir ülke değil. Hı hı. Diğeri yine işte Fransa gibi, İngiltere gibi küresel aktörler, Rusya gibi küresel büyük aktörler gelip müdahil orada kendi oyunlarını kurmak isteyebilirler. Ama sizin bir çapınız, bir kapasiteniz var. Yani siz, bu onlar geliyor, ben de müdahil olayım, orada kendim bir oyun alanı açayım kendimi veya oradan bir şeyler kapayım düsturuyla hareket ederseniz tam da hani çok bir dönem hakaret olarak da kullanılıyordu. Hani ana muhalefet partisiyle kullanılmış. Orta Doğu bataklığı denince ya nasıl işte hakaret hı hı. ediyorsunuz diye kullanılıyor ama Orta Doğu bataklığına düşmüş olursunuz. Evet. Şu anda düşüldü ve çıkılamıyor şimdi. Veya Orta Doğu'yu bize davet etmiş Tabii olacak. Orta Doğu'yu, yani Türkiye'yi Orta Doğu'nun içine sürükledik ve Orta Doğu'yu Türkiye'nin içine aldık. Şimdi evet. ne yaparsanız yapın işin içine çıkamıyorsanız çıkmaya çalıştıkça da daha çok batıyorsunuz. Şimdi bir tarafta Afrin, işte Zeytin Dalı harekatı var. Bir tarafında Fırat Kalkanı var. Bir tarafında Rusya ile hareket ediyorsunuz. Hı hı. Diğer tarafta ABD ile hareket ediyorsunuz. Rusya ile ilişkiler aslında gayet iyi gidiyorken ama gidip siz Norveç'te ABD ile birlikte Rusya'nın hedef alanı bir tatbikata katılıyorsunuz. Bütün hani askeri donanımızda, bütün şeyle, lojistiğinizde, subaylarınıza destek hı hı. veriyorsunuz. Ama diğer taraftan da aslında alanda ABD ile birçok noktada çatışıyorsunuz. Ya Fırat'ın batısında bir küresel aktörle çatışıyorsunuz, hı hı. diğer tarafında diğeriyle ama arada onunla arasında yani çok böyle iki büyük aktörün arasında siz top çevirmeye çalışıyorsunuz ama mevzu şu ki Türkiye yani bunu yapabilecek o ölçekte büyükte bir ülke değil ve o nedeni aslında bugünkü yalpalanması nedeni de o. Tamam, dönemsel olarak biraz daha nefes alabilir, işte Rusya ile hareket edip biraz daha hareket alanı kazanabilir. İşte iki tane askeri operasyon hareket gerçekleştirdiniz. Yani buradan bakarsanız başarı olarak bunlar açar şey açısından. Bugünkü mevcut hükümet açısından bunu size öyle cilalayabilir. Bakın ben Suriye'de işte orada konuşulmuş bulundum. Orada kaymakamı da atadım, müftümü de atadım diyebilirsiniz. Ama diğer tarafında fırtına geliyor. Ya Fırat'ın doğusundan geliyor, Membiş'ten geliyor, İdlib'den geldi gelecek. Buralar nasıl çözümlenecek? Buradaki o sıcak çatışma iklimine siz nasıl kaçınabileceksiniz? Bunu size iç siyasete evet. yansımanız. Hepsi başlı başlı. Onu isterseniz Suriye'de konuşurken onu derinleşelim. Bir Serhat Hoca'ya dönelim. Şimdi İbrahim Varlı tarih boyutundan girdi. O zaman
onu ikinci tura bırakalım. Yani isterseniz Erdoğan'ın bunu diplomatik anlamda kullanış şeklini. Ama o 100 yıl öncesiyle bugünü karşılaştırırsak koşullar da onu andırıyor dedi size katılarak. Türkiye açısından defter kapandı mı kapanmadı mı? Hani Avrupalı güçler açısından durum nedir? Bizim size ne düşündürüyor bu 100 yıl sonra 1918'in sonu? Bir de tabii şunu hatırlayabiliriz. Sizin burada yerinizde oturan Burak Gülboy hocam bir kere rica etmişti programdan önce. Mondros'un yıl dönümü geliyor. Onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim diye. Ben de programdan önce sormuştum. O da ona dikkat çekmişti. Yani Osmanlı'ya konulan anlaşma diğerleri gibi değil. Hani bizim defter yani ölende mi, öldürende hiç mi kabahat yok diye düşünürsek sonuçta da işte bir zırhlıya çağırıp sizi buyur buna imza at deyip gönderiyorlar. Hani o anlamda kapatamamış olmak o defterinin bir belki tarihsel gerçekliği de olabilir. Şimdi takvim olarak tabii Osmanlı açısından Osmanlı Devleti ateşkes 11 gün önce geliyor ya da 12 gün önce geliyor. Yani 11 Kasım işte yıl dönümü olarak her ne kadar 1. Dünya Savaşı'nın sona erişi anlamında ya da şeklinde yorumlanıyorsa da yani bizim bulunduğumuz coğrafya için daha erken bitmiş oluyor. En azından bir ateşkes imzalanması bakımından o anlamda bile ayrık düşüyoruz biz. Yani bunu da kabul etmemiz lazım ki defterin 1918'de hesabı 1918'de kapatılmadığı çok aşikar çünkü Türkiye Cumhuriyeti doğuyor. Yani 1922'ye kadar süren bir milli mücadele ve işte bu 1923'te Cumhuriyet'te taçlandırılıyor. Ama o da bizi ayrıştırıyor değil mi Almanya'dan Fransa'dan? Yani o devlet bu devlet değil her ne kadar evet, onun daha yetinmeci olsa da bir ülke olarak karşısına çıkıyor. Yani Türkiye'nin en azından Orta Doğu'da birkaç istisna dışında çok fazla hesapları yeniden açma ya da kapanmamış gibi görme eğilimi yok. Bir istisnası var bunun. Bu tarihte yok diyorsunuz yani. Şimdi, yok yani evet. Geçmişte ama şimdi yok var gibi. Ama ya bu Musul meselesi de hep cumhuriyet seçkinlerinin, siyasi seçkinlerinin fırsat buldukça şeyini aklını meşgul etmiştir. Yani bu 26 Ankara Anlaşması usulen geçici bir belge gibi. Şimdi ya özellikle de işte Irak'ın Kuveyt'i işgali sonrası bu Orta Doğu devletler sistemi demek ne kadar doğru bilmiyorum ama ortada bir sistem olduğunu varsayarsak o sistemin temellerine dinamit koymak anlamına geldi. Ondan sonra çözülmeye başladı. Hani Türkiye'nin hevesinin tekrar kabarması odur. Ben aktaranların yalancısıyım yani şey denir işte bu kriz sırasında 91'deki rahmetli Özal'ın bu sefer menüde değil masada olmak istiyoruz dediği rivayet edilir. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da sanırım hani bu minvalde bir görüş serdetmiş oluyor. Kartlar yeniden dağıtılıyor, karılıyor ve biz bu sefer masada olacağız ve Sykes-Picot'un yinelenmesine izin vermeyeceğiz diyor. Şimdi Sykes-Picot burada bir sembol aslında Orta Doğu devletler sistemini Sykes-Picot sadece Sykes-Picot'a bağlamak doğru olmaz. Yani bir dekolonizasyon süreci var. Soğuk Savaş'ta otoriter rejimlerin ortaya çıkışı var. Arap milliyetçiliği var. Şimdi bütün bunlar bütün bunları yatsıyarak da sırf Orta Doğu'daki bütün kötülükleri Sykes-Picot'a bağlamak tek başına açıklayıcı olmaz. Yani her şeyi açıklamaz. Ama bu düzenin çatırdadığına da şüphe yok. En azından sınırları çizilen devletler bakımından sınırlar yeniden çizilebilir diye mi anlayalım? Anlayamayız soruyu. Çünkü işte bakın geçen bir buçuk sene önce miydi bu Kuzey Irak'taki şey referandum olmuyor yani dünya sistemi de buna uygun değil yani ne Katalonya'da ne İskoçya'da ne de şeyde Kuzey Irak'ta yeni devletlerin sınırların yeniden tanımlanmasına izin verilmiyor. Düzenlemeler sınır içinde kalma eğiliminde. Ama biraz grileşiyor. Sonunda. Grileşiyor. Sürdürülebilir mi sorusunu sorarsanız sürdürülebilir gibi gözükmüyor. Sonunda tartışacağımız dediğiniz için bilmiyorum. Evet. Yani bu Arap Baharı bitti mi yoksa bunun ikinci, üçüncü perdeleri olacak mı sorusuyla belki bunu tartışmak gerekiyor. Ama şu an bir yine denizcilik tabiri yani hasar kontrolü özellikle monarşiler ve otokrat rejimler tarafından gerçekleştirildi. Ama gemi su almaya devam ediyor. Yani bu çözülmedi bu sorun. Çözülmedi. Bu
Orta Doğu düzenini Türkiye'yi, Türkiye'nin lehine değiştirme ihtimalinin ortaya çıktığını işte Sayın Davutoğlu düşünmüştü zamanında. Hı. Siyaset ona göre belirlenmişti. Türkiye'nin arkasında duracağı aktörler ona göre seçilmişti. Şimdi o ilk safhanın kapanmasıyla birlikte bu hayata geçmedi. Yani Türkiye'yi merkeze koyan bir Orta Doğu düzeni, hani Osmanlı'yı yeniden ihya etmek anlamında olmasa bile Osmanlı'nın... Eski Osmanlı etki alanlarında Türkiye'nin tekrar bir önemli aktör haline gelmesi beklentisi gerçekleşmedi. Ama bu gerçekleşecek iması var benim anladığım kadarıyla ve gerçekleştiği zaman da Türkiye buranın tırnak içinde organik aktörü olarak herkesten daha çok söz sahibi olacak ifadesini görüyorum ben kendi payıma. Yani şunu da yani söylemek Birinci lazım. Dünya Savaşı defteri kapanmadı bizim açımızdan. Kapandığını zannediyorduk. Kapanmamış. Zaten Türkiye'nin içindeki yarılma da bunu göstermiyor mu aslında? Yani, bunu tercih edenler var, etmeyenler var. Etmeyenler var. Yani bir bölüm için Türkiye'nin işte o hani %50 şeyinde ekseninde kırıldığını düşündüğümüz bir bölümü için Orta Doğu'da o defter kapandı ama bir bölümü için kapanmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla hani bu bizim içerideki bu ne diyelim ayrışma noktamızın dünyaya bakışımıza, bölgeye bakışımıza da bir iz düşümü olarak yorumlamak mümkün. Peki o zaman şu kısmını soralım İbrahim Varlı'ya. Bu diplomatik açıdan ben örneğin kişisel olarak yazdım da bunu belki görmüşsünüzdür bugün. Yani Erdoğan'ın başarılı kullandığı kanaatindeyim bu Paris anma törenini. Yani aslında bu bir anlamda torbadan çıkmış bir fırsattı zaten. Belki İstanbul'da dörtlü Suriye zirvesi olup da Macron oraya gelmeseydi çağrılır mıydı? Yine belki Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı gibi çağrılırdı. Çağrılmazdı onu bilmiyoruz. Ona cevaben iadeyi ziyaret anlamında çağrıldı da diyen oldu. Fakat bunu hem Başkan Trump'la fotoğraf vermek için hem orada bulunmak anlamında hem işte Le Figaro'ya makale yazmak falan olumlu kullandı diye düşünüyorum. Siz diplomatik açıdan ne not verirsiniz bu anma törenine? Yani sadece son işte hafta sonundaki Paris ziyareti değil, hani bir Dünya Savaşı vesilesiyle gidilen tören değil. Bir süredir bu konuda tırnak içerisinde başarılı bir diplomatik hamleler gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Ama yine tabi bunları ihtiyatlı bir şekilde söylemek gerekiyor. Yani ABD ile ilişkileri onarmak. Sadece ABD ile ilgili, Avrupa Birliği ile ilgili. Yani Almanya'ya gidildi. İşte İstanbul'da dörtlü zirve gerçekleştirildi. Putin'le arayı, Macron'la görüştü, Merkel'le görüştü. Trump'la sık sık görüşür oldu. Telefonla veya yüz yüze. İşte en son Eylül ayı sonunda yine ABD'ye gidildi. New York Birleşmiş Milletler vesilesiyle genel kurulu vesilesiyle görüşüldü. Yani bütün bunları aslında üste koyduğun zaman son iki aylık görünürlük arttı. Görünürlük arttı. Hani daha öncesinde çok içeride olduk ama dışarıda bir sıkışmıştık. Hali söz konusuydu. Hani Almanya'yla, Hollanda'yla, Avusturya'yla birçok ülkeyle, ABD ile ilişkiler çok kötüydü. Hani kopma noktasına gelmişti. Sonra işte karşılıklı Brunson davasından tutun da gazeteciliğe bırakılması, Alman vatandaşı gazetecilerin veya kişilerin bırakılmasına kadar hani Almanya'yla da bir takım ilişkiler belli bir aşamaya getirilmiş durumda. Tabii ki bu krizin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Çünkü şu Türkiye'nin yani Orta Doğu'daki yani bölgesel politikalarının birçoğu örneğin ABD ile çatışıyor. Yani her bir konu başlığı bir yeni bir kriz nedeni, bir krize yol açabilecek dinamiklere sahip. Başta da bu PYD konusu herhalde. PYD var, işte Fırat'ın doğusu var, Memmiç var, PYD var. Bütün bu Suriye politikasına dair farklılıklar söz konusu. Tamam, bazı alanlarda, bazı cephelerde birlikte hareket edilebiliyor ama birçok alanda da ABD ile özellikle hani çok çalışabilecek sıkıntılar söz konusu. Özellikle hani bu Fırat'ın doğusu olarak simgeleşen bu mevzu, sorun olduğu gibi duruyor ve ABD hani bugün de bir takım açıklamalar yapıldı. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama ajanslara düştüğü kadarıyla hani biz YPG ile SDG ile YPG ile hani birlikte hareket edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. Çünkü koşullar onu gerektiriyor. Şimdi ABD'nin de bölgeye yaptığı bir yığınak bir söz konusu ve bunun da kısa erimli olmadığını gözlemleyebiliyoruz. En azından okuyabiliyoruz. Çünkü Orta Doğu'da sadece Suriye veya Fırat'ın doğusunu kendi başına ele almak hani çok fazla açıklayıcı olmuyor. Onun Irak'la, Musul'la, Kerkük'le tutun da İran'a kadar olan coğrafyayı ilgilendiren boyutta söz konusu. Bütün bir Orta Doğu politikasının ilgilendiriyor.
Yani bu kapsamda bir bütünlük olarak bakıldığı zaman evet ABD uzun süre bölge, o bölgede Fırat'ın doğusunda olacak. Bu da hep kriz demektir. Kriz üretmek demektir. Ama Türkiye ABD'de... Ama bu krizler de isteniyor. Yani aranan kriz bunlar. Bir kısmı, fırsat olarak görülüyor. Bir kısmı aranan krizler. Yani bir kısmını siyasi iktidar kullanacaktır da her seçim öncesi olduğu gibi. Bu seçimde de kullanacaktır. 31 Mart'ta yerel seçimine gidiliyor ki çok çok önemli. Hakikaten önemli. Çünkü yeni rejimin ilk yerel seçimleri olacak. Yapılan açıklamalar, tehditler ortada. Bunu kullanacaktır. Örneğin 31 Mart'a kadar sık sık biz Fırat'ın doğusunun vurulduğunu, top atışı yapıldığını bu tarz olaylarla, vakalarla her gün bir şekilde veya çok sık karşılaşacağız. Yani bunun çünkü içeriye dönük çok bir karşılığı olacaktır. Bir o milliyetçi muhafazakar kitleyi konsolide etme durumu söz konusu. Bunu oya devşireceklerdir. Tıpkı anayasa referandumu öncesinde, diğer önceki seçimlerde Avrupa Birliği ile Almanya ile Hollanda ile yaşanan krizler, çıkarılan o krizler kontrol edilebilir krizlerdi. Çünkü rahatı çok fazla maliyeti faturası yoktu. Kriz yükseltiliyordu. Sonra belli bir noktadan sonra tekrardan ateşi düşürdü. Bunlar çözüldü zaten. Hollanda ile çözülmeyecek şeyler. Dışişleri Bakanı geldi. Tabii ki. Ama şimdi söz konusu Orta Doğu coğrafyası ise ve sizin de kendi Büyük Kürt sorununuzla da ilintili bir mesele ise hani bu krizlerin bir kısmı kullanılışta kriz. Ama sonrasında bu krizlerin kriz dalgasının altında kalma ihtimaliniz de yok değil. Peki o zaman Serhat Güvenç'le Suriye tarafından devam edelim. Çünkü ABD ile olası İbrahim Varlan'ın dikkat çektiği gibi kafa kafaya gelinecek en sıcak yer orası gibi gözüküyor. İşte sınırın o tarafı, bu tarafı. Bu tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yığınağı. Karşı tarafta hani yığınak demek doğru mu bilmiyorum. ABD'nin de hani biz buradayız deyişi diyelim var. Bir de sizinle kaç kere konuştuk belki bunu bu stüdyoda geldiğiniz farklı programlarda. Dönüp hani Türkiye-ABD ilişkileri nereye gidiyor? Nedir? Bu stratejik midir? Şu mudur? Bu mudur? Hatta siz hani artık bir duvara doğru gidiyor gibi bana geliyor anlamında cümlelerde kullandınız. Ben de benzer şeyler yazdım, çizdim. Fakat işte şöyle geri gittiğimiz zaman 22 Temmuz'du zannediyorum NATO, Brüksel. İşte burada oturanlar arasında yegane işini doğru yapan adam deyip Trump'ın Erdoğan'ı göstermesi. Sonra tamamen kopması Brunson üzerinden. Şimdi tekrar Brunson serbest kaldı. İki telefon görüşmesi. Paris'te yine sıcak görüntüler. Bu tarafta da işte Suriye'de namlular karşılıklı bakıyor. Ne tarafa gidiyor bu iş? Şöyle bir yanılsama doğuyor. İster istemez bu hepimizde aynı izlenim doğuyor. Öyle bir evresindeyiz ki uluslararası ilişkilerin, liderlerin birbirleriyle ilişkilerini dış politika ya da uluslararası ilişkiler etkileşimi olarak algılıyoruz. Yani baktığınız zaman hakikaten işte Putin diyoruz, Erdoğan diyoruz, Merkel diyoruz, Macron diyoruz. Trump diyoruz. Yani şimdi bunlara tek tek bakarak bunların arasındaki ilişkilerden devletlerin birbirleriyle ilişkilerini, çatışmalarını, rekabetini ve işbirliğini anlamaya çalışıyoruz. Bu da bizi bu savrulmalara götürüyor aslında. Yani Trump'ın evet böyle bir şeyde bulunması, iltifatta bulunması Türk-Amerikan ilişkilerindeki yapısal soruların halledildiği anlamına gelmiyor. Yani bana sorarsanız duvara çarptık biz. Ortada artık ittifak, müttefiklik falan yok. Bugün galiba çıkmış bir yazıydı, okumadım ama Stephen başlığı... Stephen Cook'un galiba. Evet, Stephen Cook'un. Yani ne dost ne düşman. Evet. Şimdi bu... Hani bunu söylüyor yazıda da. Evet. Bu yani, ittifak filan denmez. Bu artık ittifak değil. Bunu kabul edelim. Bu perakendeci iş yapılan bir dünyada artık Türk-Amerikan ilişkilerinin de kah işbirliği, kah rekabet zemininde ilerleyeceğini gösteriyor. Suriye bir potansiyel çatışma noktası. Suudi Arabistan bir potansiyel çekişme noktası. Bunu biraz açmak istiyorum şu anlamda. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetiminin Orta Doğu politikasının öncelikli gündem maddesi İran'ı değil mi? Güçten düşürmek. Yani hizaya sokmak. Evet. Nasıl ifade, rejim değişikliği nasıl ifade ederseniz edin. Bu politika açısında, bu politika içinde
Yine öncelikli iki tane araç var. Bir tanesi Suudi Arabistan. Ötekisi de işte Suriye'deki şey nedir? Suriyeli Kürtler. Doğru mu? Yani iki tane manivelası var elimde. Şimdi Türkiye bunlardan Suudi Arabistan'ı kasvin birinde bir gedi kaçtı. Ağır bir gedi kaçtı. Ötekisini de zorluyor. Bunu başardığı o takdirde... O gedi kaşıkçı meselesi. Kaşıkçı meselesi. Tabii bakın yani işte ilk nedir? Hava nedir? Yakıt ikmali yapmayı kesti. İster istemez eleştirel bir ton geldi. Ama kaşıkçının arkasında durmaya devam edecekleri de anlaşılıyor. Fakat politikanın böyle sürdürmesinin maliyeti çok arttı Amerika Birleşik Devletleri için. Şimdi bir de bu Suriyeli Kürtler ayağına Türkiye yüklendiği zaman hani o ne dost ne düşman durumu düşmanlığa doğru kayabilir. Yani yapısal sorundan kastım benim bu. Bu birincisi. İkincisi yoğun olduğu için günden pek sıra gelmedi ama hani Akdeniz ısınıyor lafları geziyor. Doğu Akdeniz ısınıyor lafları bu geziyor. Bu Kıbrıs'taki şimdi, arama faaliyetleri. Evet yani Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri ve Türk ve Yunan Deniz Kuvvetleri'nin çok da simetrik olmayan bir güç konfigürasyonunda karşı karşıya kalma durumuna dahi geldik. Şimdi İsrail bu denklemin neresinde duracak? Bir önceki şeyde konuda söz etmeyi unuttum. Da var, Rus da var. Olarak. Yani bölgede Rus'la. Yani şu dünyanın belki de şu anda en fazla deniz kuvvetinin yığınaklandığı bölgesinden söz ediyoruz. Türkiye'nin böyle de bir meselesi var. Şimdi bütün bu meseleler alt alta topladığınız zaman söylediği şeye geliyor. Yani bunu yönetmesi çok zor. Bütün bu konuları. Şimdi yine Fransa ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalar bu kaşıkçı cinayetinin Türkiye tarafından ne diyelim yani gündemde tutulmaya devam edileceği anlaşılıyor ve yani gündemde tutulmasından insani boyut olduğunu yadsımıyorum ama bir stratejik kazanım elde edilme beklentisi olduğu da açık ve Türkiye şu anda onu elde edebilmiş değil. Bu odadaki yetişkinlerin tamamen sepetlendiği bir şeyde Beyaz Saray'da hele böyle İran karşıtı çok sert insanların da bulunduğunu düşünürseniz yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerikan Devlet Başkanı'nın iyi geçinmeleri ya da karşılıklı iltifat etmeleriyle halledilebilecek bir konu gibi durmuyor. Gelmeden önce yemek yediğim yerde açık bir kanalda şey veriliyordu. Biraz da böyle öfkeli bir tonla haberlerde hükümete nispeten yakın bir kanalda. Gaziler Günü vardı biliyorsunuz Amerika'da. İşte Gaziler Günü'nde Suriye'deki Amerikan askerleri ve YPG'li ne diyelim silahlı savaşçılarla birlikte oturmuşlar. Yemek yemişler. Ondan öyle geleneksel şeyleri vardır. Şimdi bu bile bir Türkiye tarafından hasmane bir şey olarak algılanıyor ve şeyi de gösteriyor. Askeri diyeceğim belki hani şeyi Suriye'deki silahlı grupları bu kategoriye koymak doğru değil ama yani Suriye Fırat'ın doğusunda Amerikan ordusu artık kolay kolay kazanamayacak ilişkiler geliştirdi. Bugün için Türkiye bunları belki ne bileyim biraz etkisiz hale getirebilir ama yani bunlar kalıcı olmaya aday ilişkiler gibi geliyor bana. Dolayısıyla onun yerine biz yapalım bu işleri diyemez mi? Ya Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı var Amerika nezdinde. Türkiye hep elini yüksek oynuyormuş gibi geliyor. Bunu bir sene önce konuşmuştuk. Yine siz vardınız, ben vardım, Soli vardı galiba. Medyaskop'taydı. Sedat Ergin dikkat çekmişti. Şimdi PYD, YPG Amerikalılar ne derse he diyor. Evet. Şimdi böyle çalışabileceğiz. Böyle demek zorunda zaten. Zaten ha şimdi böyle bir yerel ortağınız varsa ya da sahada ortağınız varsa size sürekli olarak maliyet çıkartan, yüksek maliyet çıkartan ve katkısından da emin olamayacağınız bir ortağa denkleme sokmak ister misiniz? İstemez misiniz? Bu ortağın da kendi gündemi var. Yani onun peşinde koşacağından da hiç tereddüdünüz yok. Dolayısıyla yani tabii Kürtlerin de kendilerine göre bir gündemleri var. Onlar da günü gelince belki Amerika'ya karşı daha dirençli olacaklar ama şu an o an değil. Dolayısıyla daha uyumlu, daha uysal olduğunu düşündüğü yerel ortakla çalışmayı ne diyelim tercih ediyor gibi gözüküyor. Peki o zaman birkaç konu başlığı birden açtı Serhat Güvenç Hoca. Biri İran'ı çevirlemek istiyor ABD ama oradaki önemli oyuncu Muhammed Bin Salman
ona yönelik bir gedik açtı dedi Kaşıkçı cinayetini kullanarak. Diğer taraftan işte Suriye'deki durum, siz de zaten ona dikkat çektiniz. Her an bir eli kulağında gibi sanki bir orada bir olumsuz gelişmenin ve pek de ABD vazgeçeceği benzemiyor dedi. Diğer yandan da benim işaret ettiğim işte Trump'la Erdoğan'ın sıcak görüntüleri. İşte Trump zaten bana söyledi Halkbank konusu tamam yeni dava da olmaz gibi o anlama gelecek ifadeler. İşte Hakan Atilla'nın hatta bir Zerrab konusunda da şimdi bir gelişme var. Malum şu Boğaz'daki oturduğu evin evle ilgili olarak bir dava açıp oradan yola çıkarak bir iade et gibi bir talep. Onun karşılanması bile bekleniyor diye. Hani beklentiler yükseldikçe yükseliyor. Bana göre pek gerçekçi değil bunlar ama siz bu Türkiye-ABD ilişkileri fotoğrafını bu boyutlarıyla Muhammed Bin Salman Kaşıkçı ve Suriye nereye koyarsınız Paris sonrasında? Duvara vurduk yani, mu Serhat Hocam dediği gibi? Vurmuş muyduk zaten? Yani vurmadıksa da vurmak üzereyiz. Yani hakikaten her bir konu başta ayrı bir mesele, ayrı bir dert. Bunu nasıl çözümleyecek? Yani birini çözümlerken bir diğeri patlak veriyor. Diğerini hallederken diğeri yine devreye giriyor. Çünkü Türkiye-ABD ilişkileri artık uzun süre bu şekilde, bu minvalde gidecek. Yani bu dalgalı denize girilmiş oldu. Bir tarafı kapatırken diğer taraftan bir şeyle patlak verecektir. Çünkü hani hem sahada hem askeri olarak hem diplomatik olarak birçok konuda, birçok konu başlığında sıkıntılı bir döneme giriliyor. Anlaşmazlıklar söz konusu ve bu anlaşmazlıklar silsilesi bundan sonra devam edecek. Bakın tam ilişkiler belli bir hani ya işte yavaş yavaş Brunson'la bırakıldı gitti yani bir gece ansızın gitti kendisi bırakıldı biraz daha iyiye gidecek derken İran ambargo yaptırımlar devreye girdi. Şimdi bu orada da muafiyet aldık. Geçici muafiyet ama. Yani geçici ama işte yenilenir otomatik olarak gibi geliyor. Yani muhtemelen yenileyebilirler ama biraz daha kısıtlayarak yenilerler. Yani Obama döneminde de hani uygulanan ambargoda yine bir muafiyet sağlanmış. Tam biraz daha çerçevesi genişti. Şimdi her o opsiyon tanıdıkça da bir şeyler kısacaklar. Bizim böyle sürekli oraya bir şeyler verirken, zam verirken aynı zamanda bir şeylerden kısarlar. Oradan buradan vergi. Çok özür dilerim. Girebilir miyim? Yani Obama döneminde 180 günde bir %25 azaltmak gibi bir yükümlülüğü vardı Türkiye'nin. Yani işte o Aykan Erdemir bugün dikkat çekmiş. Yani Türkiye 200 bin varil zannederim den 120 binlere o zaman da düşürmüş. Şimdi de zaten aslında o seviyelere düşürmüş vaziyette. Gazın yani Türkiye tüketiminin 5'te 1'i oradan geliyor, İran'dan geliyor ama petrolde daha çok daha yüksek. Yarısı belki geliyor. Ve o anlamda bakılınca da İran'ın başlıca aslında alıcısı ürettiği gazın ve petrolün Türkiye. Evet yani önemli. Yani muafiyet alınca o önemli bir ne bileyim böyle bir şey kurtarma çekme halatı atmış oluyor İran'a. Oluyor şimdilik oluyor ama bahara kadar işte Mart'a kadar işte 6 aylık süre ne zaman diyor Mart'ta. Yani baskı olur Türkiye'nin üzerinde. Baskı evet ama hani o sadece bir tarafı ve muhtemelen Trump yeniden bir hamle daha yapacaktır. Bunu da bırakmayacaktır. Tabii ki Türkiye'nin komşu olması dolayısıyla, komşuluk ilişkisi dolayısıyla da Fransa'dan veya herhangi bir Yeni Zelanda'dan istediği yaptırımlara Türkiye'nin uymasını beklememek lazım. Her halükarda bir şekilde bir esnek tanınacaktır. Ama bu Türkiye İran'la sadece doğalgaz, petrol değil ama birçok alanda ticari faaliyet sürdürdüğü için de etkilenecektir. Ve yani bu İran yaptırımları dolayısıyla da sürekli ABD ile bir sıkıntı yaşanacak. Bu arada şunu teslim edelim sözünüz araya girdim. Erdoğan zaten muafiyet olsun olmasın gayet sert bir şekilde bu emperyalist bir yaklaşım da yani kesinlikle söz konusu değildir Türkiye uyması gibi sert bir çıkışta yaptı. Evet ama işte bunu fiiliyatta yani birçok sorunda biz bunu gördük. En son hani Libya saldırısında gördük birkaç gün önce işte NATO'nun ne işi var Libya'da deyip sonra dahil oldular. Evet böyle çıkışlar iyi hakikaten. Keşke bunu yapabilseler hakikaten yani Türkiye'nin çünkü bu şunu hani çok unutuyor da bu Birleşmiş Milletler ambargosu değil. Yani bu ABD'nin ambargosu olduğu için ve buna kimsenin uymak zorunluluğu yok. Ha, karşıda güçlü bir küresel aktör var. Bir emperyal güç var. İster istemez diğer ülkeler buna bir şekilde uymak zorunda kalıyor. Ama eğer gücünüz varsa evet uymayın. Bu çok hukuk. Yok işte. Yok işte. Mesele o. Bedelini ödeyemezsin. Hele şu stagflasyon ortamında yani. Evet. Yok. O yüzden ama işte ABD'nin bu hamlesi dahi sizin için Ankara-Washington arasında bir kriz nedeni.
Çünkü etkileniyorsunuz yani, ticaret yapamıyorsunuz. Sınır kentleriniz var. Sadece evet. Doğal petrol, doğal gaz yani Rusya'dan aldınız veya bir şekilde ikame ettiniz. Ama her halükarda sadece burası değil. Irak'la da, Irak meselesinde de yine şu anda çok fazla günümüzde çıkmasa da anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz. Suriye'de yaşıyorsunuz. Doğu Akdeniz, Kıbrıs gazında hocamız bahsetti. Yani orası hani benim de master tezim olduğu için çok yakinen hani biraz ilgilenme fırsatım hı hı. oldu. Yani muazzam bir kapışma alanı. Çok hani hakikaten bugün de hatta dün işte bugün ABD ExxonMobil şey gemisi sondaj gemisi gitti 10. parselde gaz aramaya başladı. 10. parsel bizim tartışma yaptığımız bir tartışmalı olması lazım. Yani şöyle çak şöyle yani işte orada da Türkiye'nin işte bir çatışma şey alanı, Güney Kıbrıs'ın, İsrail'in evet. iç içe çünkü herkes kendince bir alan işte 200 millik Birleşmiş Milletler Denizi'nin hukukuna göre belirlediği bir alan var. Çakışıyor. Çakışması da ayrı bir mesele. Zaten çakışıyor. Çakışan alanlar da yapıyor. Sadece orada İtalyan en iyi firması var. Fransız Total'ı var. ABD var. Rus şirketleri var. Norveç'e kadar birçok şirket, birçok küresel aktör. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Bütün bu sondaj çalışmalarını, bu doğalgaz arama faaliyetlerinde 3-5 ülkenin büyük tekel şirketleri yapıyor. Yani ABD, evet. Fransız, işte İngiliz şirketleri yapıyor. Çok ya şimdi burada da meselede yine çözümlenmesi gereken sıkıntılar söz konusu. Velhasıl kelami ya bu ilişkiler krizler devam edecekti ve Türkiye hakikaten buradan nasıl bir çıkış yakalayabilecek, buradan nasıl en az hasarla bu dönemi süreci atlatabilecek soru işareti. Peki. Çok teşekkür ederim. O zaman bu şekilde Türkiye ile ABD arasında hem sadece yahut yazılıp çizildiği gibi Fırat'ın doğusunda değil, Kaşıkçı konusu üzerinden Muhammed Bin Salman dolayısıyla İran yaptırımları konusunda da ve Kıbrıs civarındaki bu arama, doğalgaz arama denizde devam eden çalışmaları bağlamında da gerilimin artması da bir gerçek. Öte yandan liderler arasında da gayet sıcak ilişkilerin yeniden tesis edildiği de bir gerçek. Hangisi üzerinden yorum yapılacağı ise herhalde siyasi tercihe bağlı. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi izlemeye siz de devam edin.